Bak şimdi bu iş bitti. Ay, olmadı. Sarı bir. Manasız. Nasıl? Kesmedim. Oh. Okey neydi? Sadık fırık almaz mıydı? Hayır. Aa, elime bakma lütfen. Al. Oyalama kocama. Bak elime Sadık. Bakıyor. Çok iyi oldu vallahi bu. Bittin mi? Az kaldı. Oy. Hadi karıcığım, hadi karıcığım, hadi. Ay işte bu kadar. Bu iş biter. Gel, hadi bakalım hadi. Gelin mi ya? Hem de renk edip. Düş 4 puanda. Yapma ya. Ya şekerim, şunu taşları dağıtırken bir şey yapsana, bir arasana. Merak ediyorum, çalıştılar mı, uyudular mı, yattılar mı, ne yapıyorlar? Tamam, çevireyim ama bak gör gene meşgul çalacak. Çeviriyorum. Aa, dur. Cepten arama. Ev telefonunu getireyim, evden ara. Dur. Çevirdim de. Ah, sağ ol Yavuz. İşte beklenen sonuç. Meşgul. Hangisi? Cem, başka kim olabilir ki yani? Biz evden çıkar çıkmaz panter gibi telefonun üzerine atlıyor kardeşim. Kes açtığını, aklı başına gelsin. Aslında düşünmediğim gibi çok haklısın da ya, kıyamıyorum. Ama yok, yapmak lazım, yapmak lazım. Çünkü ancak öyle akılları başlarına gelir yani. Şişt, yavaş konuşalım, Toprak uyanmasın. Ay benim çok pardon çocuklar. Merak etmeyin işte. Toprak kolay kolay uyanmaz. Bizimki maşallah deliksiz uyuyor. Aynı kış uykusuna yatmış gibi. Problem yok. Hadi buyurun. Hadi bakalım. İki ne? Dur açalım birini. Çocuk geçti. Sanki uyuyordu. Olur mu öyle şey kızım? Uyumuyordur. Sana öyle gelmiştir. Gözleri kapalıydı ama gördüm, gördüm. Nerede? Şuradaydı. Gitmiş bile. En iyisi Perihan Peri'ye söyleyelim. Peki, madem öyle bir şey gördüğüne eminsin, o zaman söyleyelim. Perihan teyze! Perihan teyze! Perihan teyze! Bak gördün mü Taci neler çıkarmışlar. Ay ihtiyarladı. İhtiyarladı gerçekten. Ay erkenden uykuya dalıyor. Ay, birazdan televizyonda dizim başlayacak. Bunun horultusundan seyredilmez ki. Gidip yukarıda seyredeyim. Rahat rahat tek başıma. Oh.
Hadi başla bakalım alacık. Şöyle valeyle alalım, bunlar benim. At bakalım. Pişti. Hemen piştiği verdi, daha iyi geldi be. Oh, uyudu çok şükür. Ah, Allah'a şükür gözümüz aydın. Allah gözümüz aydın mı değil mi bilemeyeceğim ama... Ay 24 saat çocuk bakmak ne zor şeymiş ya. Kolay değil tabii. Ya sorma halacık. Suzan'la ben 3 haftadır toplasan 10 saat uyku uyumadık. Yani bir o bir ben nöbetleşe bakıyoruz Avni'ye. Efecan demek istedin herhalde. Tahtaya vurun, problemsiz çocuk Mustafa. Bir gazı bir kakası var garibimin. Sağlıklı çok şükür. Doktor doktor dolaşmıyoruz. Onun adı Efecan hala. At. Ay. Anne gene uyandı. Bak şuna Allah aşkına. Ya Suzan şimdi gideceğim. Karnı acıkmıştır, meme isteyecek. O da bende yok. Onun için git gel olmasın, sen bakıver. Aman be. Sen de hep aynı şeyi söylüyorsun. 2 defa baksan 8 kere bu bahaneyi uyduruyorsun. Ben bakarım. Siz oturun. Canınız çıktı çocuğun peşinde. Altına bir bakayım. Derdi kakası değil de acıkmışsa getirir burada emziriverirsin. Yok yok, siz zahmet etmeyin Mehribala. Ben kendi çocuğuma bakarım. Siz şimdi gider kulağına Mustafa falan dersiniz. Neme lazım? Ay ben Mustafa diyivereyim. Ne var? Aman geç hala, geç. Otur, otur. Mustafa dedikçe kucağına vermeyecek çocuğu. Bak ben alın diyorum, bana bile vermiyor. Sen de adam ol da al. Nüfusuna bütün isimleri koydurdun da ne oldu? Hiçbirini kullanamıyoruz. Aman aman, at hadi, at. Allah, at. At, sıra sende. Aha, buldum papazı işte. Aman Efecan'ım benim, karnı acıkmış benim oğlumun. Sen hiç doymak bilmez misin? Ha? Sen hiç doymak bilmez misin oğlum? Ben senin sütünü içerim de uyu. Uyu Efecan, uyu. Sabaha kadar uyu. Hatta bırak birazcık da anne baba uyusun be oğlum. Bak yoksa biz dağılırız böyle. O benim oğlum. Hiçbir şey anlamadan sapsa bakarmış annesine. Ha ne? Yok yok gel. Gel annesi emzirsin. Emzirsin. Uyusun. Benim oğlum memosunu yesin. Sütünü emsin. Sabaha kadar uyusun. Ha, gel. 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 Ay her tarafım tutulmuş. Ay uyuyakalmışım. Aa, ne zaman gelmiş bu buraya? Toprak, toprak.
Aa, herhalde ben uyurken Eda'lar geldi gitti, bu da burada uyuyakaldı. Uyandırmaya kıyamadılar. Ha, olur mu canım, öyle olsa üstünü örterler, yatağa yatırırlardı. E nasıl oldu peki? Acaba Dudu'yu mu kaldırıp sorsam? Ha, şimdi onu uyandırırsam bir arama laf eder. Yok, en iyisi bekleyeyim, sabah sorayım. Ay kömür torunum benim, ne de güzel mışıl mışıl uyuyor. Ha, üşümese bari. Ay ben de neler diyorum, o peri üşümez ki. Saatler olsun ablacığım. Sağ ol. Benim işim bitti. İstersen sen gir. Yok, benim bu kitabı bitirmem lazım. Yarın okulda özet anlatacağız. Heh, bak sen de söyledin. Yarın okul var. Hem sabah duş alıp çıkarsan hasta olursun. Ben de şimdiden duş al. Ya abla, saçlarımı iyice kuruturum. Şu an işim var. Ay Çilek, biraz söz dinle. Üf. Ya abla, biliyorsun benim saçlarım dalgalın. Yıkayıp kurutup çıkınca daha güzel oluyor. Böyle lille. Eğer gece yıkanırsan kötü oluyor. Bak böyle düz düz. E sen de öyle o zaman. Kan örgüyü sevmiyor. Tamam, sen bilirsin. Ay abim de hala konuşuyor. Amma geveze şey ya. Hı. Biraz kapattı. Neyse, kızardır. Yok canım, bu saatte kimi arayacaklar? Neyse, biz devam edelim. Nerede kalmıştık? Saçmalama Tuğçe ya. Annemler evde yok. E, yarın ödevimiz de yok. Niye kendini kasıyorsun ki? Sen böyle şeyleri kafana takma. Seyrettiğin filmden bahsediyordun. Anlatsana. Ne okuyorsun? Peri masalı. Deniz perisi. Denizlerin altında yaşıyor. O da deniz kızı gibi bir şey. Hmm, ben okumamıştım o masalı. Oku bak. Çok güzel. Bir cadının oğlunu sevmiş. Cadı oğlunun bir periyle evlenmesini istemiyormuş. Bu yüzden güzeller güzeli periyi denizlerin altına hapsetmiş. Oğlu annesinden sadece perinin bir denizde olduğunu öğrenmiş. Sonra yıllarca bütün deniz hayvanlarını sora sora periyi aramış. Bulmuş mu peki? Bulacak galiba. Sonu kötü biten masal var ki. Ben de eskiden çok masal okurdum. Ezop masalları, Kül Kedisi, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler. Sonra Kırmızı Başlıklı Kız, Kurbağa Prens. Keşke gerçek olsalar derdim. Aslında gerçek. Değil. Sen hiç kurbağa olmuş prens gördün mü? Kurbağa olmuş görmedim ama köpek prens var. Yapma Çilek, kim? Şaka şaka, kimse değil. Ama demin ciddi söyledin. Hani inanmıyordun? İnanmıyorum da öyle bir söyledin ki merak ettim. Yoksa köpek prens, möpek prens kim o bakayım? Abla, yok dedim ya. He, yoksa Taci mi? Anneannemin köpeği mi? Aman canım, şaka dedik ya. Aslında var ya, Taci böyle prens gibi değil de daha çok kral gibi duruyor. Mesela bir gün insan olsa sanki içinden yaşlı, yakışıklı bir kral çıkacak. Keşke biz de bir masalın içinde olsaydık değil mi? Anneannemiz Taci'yi öpseydi, Taci de kral olup onunla evlenseydi. Ne güzel olurdu. İster miydin sahiden? Yani hayal kurması bile güzel. Ama adı üstünde, hayal işte. Thank you.
Allah Allah. Çocuk ağlıyor, duymuyor mu bunlar? Ağlama koca halasının bir tanesi. Gel bakayım buraya, gel, 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 gel. Karı koca pes yani, pes. Ne istermiş benim güzel torunum? Ah seni seni, kakalar mı yapmış? Poposu pır mı olmuş? Gel, koca halam temizlesin, paklasın seni. Gel Mustafa'm. Sen ona Mustafa mı dedin? Günaydınsın sen. Ver çocuğumu ver. Onun adı Mustafa değil Nevime hala. Efecan ve sen ona Efecan diyene kadar dokunmak yasak. Ver çocuğumu. Sen de tattın yani, vermeyeceğim işte. Senin çocuğunsun, benim de torunum. Hayır efendim, torununuz falan değil. Çünkü siz benim kayınvalidem değilsiniz. Ailenin halasısınız. Ne oluyor be? Ya oğluma Mustafa dedi. Bana sen benim kayınvalidem değilsin dedi. Ya bak ağlıyor çocuk. Versene be Nevime Hanım, hala vermiyor çocuğumu ya. Vermeyeceğim işte. Sen barış çağrış ağlattın çocuğu. Zaten altı kaka dolu sıkıntılı. Sus acık, sus. Aa yeter be. İkiniz de susun. Susun artık. Ver şu bebeği. Ver halacık bebeği bana. Aa, şimdi çek elini. Sen de çek. Bebekten daha bebeksiniz ya. Büyüyün de ondan sonra bakın bebeğe. Oğlumun altını ben temizleyeceğim salonda. Huzur bulmaya gidiyorum. Sakın peşimden gelmeyin. Beğendin mi yaptığını? Beğendim. Avni yavaş yavaş erkek gibi erkek olmaya başladı. Bu gidişle hakkından geleceksin. Yakındır. Aman. Avni Mustafa Efecan, bu kaçıncı bu gece? Ay, bakayım. Ay. Annenden yüksek sesin var be. Uyanmışsın bari. Ay uyandım mı, uyudum mu? Ay hiçbir şeyin farkında değilim. Sana laf ederken kendim sızmışım burada. E sen de erken uyuduysan toprak ne ara bize geldi? Toprak mı, ne toprağı? Bizim toprak, torun toprak. Aşağıda uyuyor. Dün geceden beri, bilmiyor musun? Yo, bilmiyorum. Nereden çıktı şimdi bu? Ciddi bilmiyor musun? Bilmiyorum dedim. Hadi gidip bakalım. Gerçekten de buradaymış. Yalan söylemiyoruz herhalde. E nasıl gelmiş? Ben de sana onu soracaktım. Toprak, güzelim. Hadi uyan benim cici kızım. Boşuna seslenme, uyanmıyor. Ay, kreşi kaçta başlıyor acaba? Uykusunu aldı mı? Uyandırmalı mıyım bilmiyorum ki. En iyisi Eda'ya sorayım. Ay ay ay, şunların haline bakın. Mıç mıç mıç. Bu gerçekten inanılmaz. Kızla damat hiçbir şey olmamış gibi yatakta. Ay bu pozisyonda Eda'ya seslenmek olmaz buradan. Yavuz falan uyanır. En iyisi eve gidip sorayım. Sen de torununa göz kulak ol. Canım benim, tamam merak etme. Birazcık daha uyusun.
Eda! Eda! Efendim? Hayatım, bana mı seslendin? Yok. Kime efendim dedin o zaman? Annemin sesini duyduğum gibi geldi. Duydu zaten. Sen gözünü açana kadar bu şapşal uyandı. Hadi ben içerideyim. Gel. Rüya gördüm herhalde. Neyse sen uyumana devam et. Ben de yüzümü yıkayıp sana kahvaltı hazırlayayım. Aşkım iyisin değil mi? Bak kötü bir rüya görmedin yani. Yok canım. Ne rüya gördüğümü hatırlamıyorum bile. Hadi bebeğim sen uyumana devam et. Tamam kaldırırsın. Şimdi anlayacağız. Sadece bir rüya mıydı yoksa kötü bir kabus mu? Yani anne ben sana inanamıyorum. Her gelişim bir olay. Ay ay ay. Ne yaptım ben şimdi? Ne yaptım ben şimdi? Daha ne yapacaksın? Sabah sabah biz yatakta uyuyoruz. Yani ben ki uykusu ağır biriyim. Fakat her sabah acaba annem mi gelecek? Yoksa Yavuz annemi duyacak mı diye tetikte uyuyorum. Ay iyi ki tetiktesin. Bağırıyorum bağırıyorum duyuramıyorum uyandıramıyorum. Senin ne ağır uykun var. Üf, tamam tamam. Hanımefendiciğim bu sabahki sebebi ziyaretiniz nedir? Kızınla ilgili. Ne olmuş kızıma? Toprak nerede biliyor musun? Odasında uyuyor. Hah, sen öyle san canım. Aa. Gel de bak. Bak bakalım burada mıymış? Ay, yok nerede? Ay korkma korkma telaşlanma bizde. Anne sen benimle oyun mu oynuyorsun? Niye söylemiyorsun baştan sende olduğunu? Ay geceden beri bizde. Nasıl yani? Bak şimdi ben odama televizyon seyretmeye, dizilerimi seyretmeye çıkmıştım. Babam da aşağıda uyuyordu. Toprak gelmiş yanına kıvrılıvermiş. Ay nasıl olduğunu ben de anlayamadım. Anasının kızı ne olacak? Seslen seslen bir türlü uyandıramadım. Yavuz kalkmadan geldi al kızını. Anne bu kız beni bir gün deli edecek. Bak ben sana söylüyorum. Geçen gün Çilek'in yanına böyle gitmiş. Neyse hadi gidip alalım onu. Ay bu kılıkta mı? Ne o partiye mi gidiyoruz? Hadi anne. Aa, görüyor musun? Bak gerçekten de buraya kaçmış. Vallahi ben yaladım yaladım kaldıramadım. Dilimde tüy bitti derler ya. Tam manasıyla dilimde tüy bitti. Toprak. Toprak. Kızım hadi uyan. Yahu seni burada bırakamam hadi uyan. Ben bir an önce kalkman lazım. Baban uyanırsa burada olduğunu nasıl açıklarım? Toprak. Ayrıca kreşe gideceksin. En iyisi sihir yapmak. Yapma. Basit şeyler için sihir kullanma Edacığım. Ne yapayım? Kulağından öpeyim bari. Öyle yapınca çok sinir oluyor. Kesin uyanır. Anne ne yapıyorsun ya? Ne yapayım küçük hanım? Bana başka çare bırakmadın hanımefendi. Hem senin ne işin var burada? Aa sahi niye buradayım? Dün gece odamda değil miydim? Ne zaman geldim? Ne zaman uyudum? Ben seni geçenlerde çilekte bulduğum zaman da bana aynı şeyleri söyledin. Oyun mu oynuyorsun sen? Hayır anne. Gerçekten bilmiyorum. Oyun oynamıyor kızım. Oyun oynamıyor. Sen nereden biliyorsun? Hem niye gene buradasın Perihan? İşte ben de sizinle bunu konuşacaktım zaten. Dudu, Eda biraz yukarı çıkalım mı? Hadi çıkalım. Ya nereye? Taceddin'cim sen azıcık toprakla oynar mısın? Biz hemen iniyoruz. Tamam Perihan'cığım. Bana bak bir daha cığım cığım dediğini duyarsam ben de senin o ağzını büzeceğim. Anneciğim şu anda ilgilenecek çok daha önemli şeylerimiz var. Lütfen yukarı çıkalım. Hadi hadi. Ya dede ne zaman geldin buraya hiçbir şey hatırlamıyorum. Allah veri de tahmin ettiğim şey olmaya. Evet seni dinliyoruz Perihan Hanım. Öt bakalım. Anneciğim bir saniye sakin olur musun lütfen? Perihan teyze neler oluyor anlatır mısın? Çocuklar sanırım ailede herkesin bilmesi gereken çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Toprak bir uyur gezer. Toprak ne? Dün gece gökyüzünde bir peri aile
daha doğrusu peri ailenin çocuğu toprağı uyur vaziyette gezerken görmüş. Ve kalkmış buraya gelmiş. Evet, evet. Ay bir bu eksikti. Çocuklar bu çok ciddi bir sorun. Uyurken oraya buraya gidebilir, ne bileyim sihir yapabilir ve bütün bu yaptıklarının hiçbirini hatırlamayabilir. Ah başımıza gelenler, vah başımıza gelenler. Çaresini bulamadığımız tek hastalık bu. Ya, ya. Ve biricik torunumu geldi buldu. Hayır ben, ya şimdi hangisine yanayım? Toprağın uyur gezer olduğuna mı üzüleyim? Yoksa Yavuz gecenin köründe kalkıp da toprağı bulamazsa ona ne açıklama yapacağıma mı üzüleyim? Bilemiyorum Eda'cığım ama haklısın, seni bayağı zor günler bekliyor. Yani gözünü toprağın üzerinden ayırmasan çok iyi edersin. Hele bir de kreşte uyku saati varsa... Olmaz mı? Oh. O zaman çocuğu kreşten almalısın. Perihan teyze çıldırdın herhalde. Toprak böyle bir şey asla kabul etmez. Hayır, evde isyan çıkar. Başka çare yok Eda'cığım. Ona bunun sebeplerini anlatıp tatlılıkla ikna etmek zorundasın. Bu halde fanilerin arasına karışamaz. Günaydın. Günaydın hayatım. Oğlum. Sen burada olduğuna göre banyoyu kim işgal ediyor? Babacığım burada kim yok? Ha çilek yok. Banyo yapıyor baba. Nasıl banyo yapıyor? Ya geceden niye yapmıyor? Bugün okulu var. Ay ne bileyim anlamadım ki kaşla göz arasında kaçmış banyoya. Dün gece ben söyledim ama dinlemedi. Kitap okudu, banyo yapmadı. Dün gece siz evde değil miydiniz Betüş Hanım? Yok canım biz Eda'lara gitmiştik oturmaya. Dün gece ilk defa kızları bana emanet ettiler. Ben de onlara abilik yaptım. Ve hırı gür çıkmadı öyle mi? Abim bütün gece Tuğçe ile konuştu baba. Ama biz ödev yaptık. Oğlum, telefon parası gelince seninle görüşeceğiz ona göre. Sanki bütün gün okulda konuşmuyorlarmış gibi bir de akşam yatana kadar evde konuşuyorlar baba. Kerem seni arayınca görüşeceğiz. Biz haftada bir gün konuşuyoruz ama. Ama haftalık konuşuyorsunuz. Günaydın, saat kaç? Sen saati falan boş ver de niye okul saatinde banyo yaptın? Ya çünkü gece yapamadım. Neden kızım? Baba kitap okudum. Saçları yüzündendir baba. Gece banyo yapınca lüleleri sabah bozuluyormuş. Ya abi sen bir her şeye karışmasana. Kızım, ertesi gün okula gidileceği zaman geceden banyo yapılacak, anlaşıldı mı? Dışarı çıkmadığınız zaman gündüz banyo yapabilirsiniz. Biz size böyle söylüyoruz, bilmiyor musunuz? Hayatım, kötülüğün için söylemiyoruz ki. Üşütüyorsunuz sonra. Unutuyorsun anne. Ben safkan bir periyim. Üşütmem. Kızım, böyle bornozda durma. Git üstüne bir şeyler giyin, hadi bakayım. Yaz geldi baba. Dışarıya çıkar çıkmaz saçlarımız kuruyor. Ve... Ve anneye babaya bu şekilde cevap verilmiyor. Affedersin. Hadi bakalım, gel biz şimdi odaya gidelim. Saçlarını güzelce kurutalım. Aa Firuze'cim, sen çileğe bir tost yapıver de saçlarını kuruturken yesin, okula aç gitmesin. Hadi. Anne, ben çocuk muyum? Ne zaman banyo yapacağıma siz karar veriyorsunuz. Saçımı siz kurutuyorsunuz. Evet hayatım, sen çocuksun. Çünkü daha 7 yaşındasın. İnsanlar 15 yaşına gelinceye kadar çocuk sayılırlar. Ayrıca 15 yaşına gelseler bile bu yetişkin oldukları anlamına gelmez. O zaman sorumu şöyle düzelteyim. Ben geri zekalı mıyım? Çilek, ne kadar acayip bir söz öyle, çok ayıp. Saçımı kurutamıyor muyum? Şu düğmeye basmak zor mu? Hayır hayatım, o düğmeye basmak zor değil. Düğmeye basabilirsin ama saçını ne zaman kendin kurutsan yarısı ıslak kalıyor. Sen okuduğun şu masalı bitirdin mi bakayım? Bitirdim. Anne ya, bu masal çok komik. Bütün masal kitaplarında bizi anlatıyorlar. Bizi mi? Yani seni, beni, Perihan teyzeyi, perileri. Ablam da, sınıf arkadaşlarım da. Onlar gerçek değil, adı üstünde masal diyorlar. Ay anne sinir oluyorum. Biz gerçeğiz diyemiyorum. Biz de Eda ile küçükken bazı fani arkadaşlarımız bize aynı şeyi söylerlerdi. Masallar gerçek değildir derlerdi. Biz de hemen koşar anneme sorardık. Thank you.
Kim o? Biri. Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Aa, bu ikizlerin yine hey heyleri tepesinde. Ne oluyor yahu? Of ya, okul tiyatrosuna görev aldık. Harika. Ya harika. Durun da dinleyin. Bilin bakalım rolümüz ne? Ne? Cadı. Ay, güleyim bari. Fanilerin masal kitapları bitti de şimdi içinde perilerin, cadıların olduğu tiyatro oyunları mı başladı? Evet. Hangi oyun bu? Macbeth diye bir oyun. William Shakespeare. Aa, evet, biliyor musun? Bilmez miyim? Gençken kaç defa izlemiştim. Çok güzel bir piyestir. Demek ormandaki cadılar olacaksınız. Rolünüzü mü beğenmediniz? Sorununuz ne? Yani tam olarak rolümüzü beğenmedik değil. Sorunumuz başka. Aa, anladım şimdi. Cadı olmaları, sorunları. Tam olarak o da değil. Oyunu yönetecek olan yönetmen öğretmen bize bunları verdi. E neymiş bunlar? Cadı kostümlerimiz. Evet, gerçek cadıya pek benzemiyorsunuz ama oldukça yakın. Demek ki fanilerin hayal dünyaları epey genişmiş. Necim, sorun da bu zaten. Bizim bildiğimiz cadıların ne süpürgeleri var, ne burunları böyle sivilceli, ne de bu kadar çirkinler. Ya evet anne, biz bu siyah elbiseleri giyip o acayip tırnakları falan takmak istemiyoruz. Ama yönetmen öğretmen dedik, cadılar böyle giyinirmiş. Ve biliyor musun, bütün sınıfta ona katıldı. Biz ne kadar itiraz ettiysek edelim, hiç kimse inandıramadık. Evet, dediler ki cadılar gerçek değil, onlar birer masal kahramanı. Nasıl giyindiklerini nereden bileceksiniz? Anladım, hep aynı konu. Görüyorsun değil mi Taci? Çocuklar fani okullarında masalları okudular. Sonra büyüdüler, bu sefer de içinde perilerin ve cadıların olduğu tiyatro oyununda rol aldılar. Ama kafalarında hep aynı soru var. Biz gerçek miyiz, değil miyiz? Anne, faniler neden cadılara ve perilere inanmıyorlar? Aslında belki de biz birer masal kahramanıyız. Dedem öyle mi derdi? Evet, öyle derdi. Bazen hala öyle söylüyor. Ama anne, biz masal kahramanı nasıl olabiliriz ki? Bir sürü fani insanla yaşıyoruz. Mesela Firuze abla, abim, ablam, babam. Ama hayatım, zaten bütün masallarda insanlar perilerle, cinlerle, cadılarla, hayvanlarla bir arada değil midir? Doğru. Al bakalım dostun. Acaba Firuze abla da fani bir masal kahramanı mı? Alacak mısın kızım tostunu? Aa, sağ ol Firuze abla, eline sağlık. Afiyet olsun. Sağ ol Firuzeciğim. Hadi bakalım, bu kadar masal kahramanlığı yeter. Artık saçımızı kurutalım. Nasıl yani, şimdi ben uyur gezer miyim? Evet. Uyuyorum ve geziyorum yani ama hiç hatırlamıyorum. İşte problem de burada zaten. Eğer hatırlıyorsan bir sorun olmayacak. Ay. Şimdi baban uyanmadan seninle konuşmamız lazım Toprak. Ya bu durumda artık kreşe gidemezsin. Ne? Bağırma Toprak. Bunu benden sakın isteme. İstemek zorundayım Toprak. Ya kreşte uyurken bir anda gökyüzüne çıkarsan ne olacak? Ortadan kaybolursan herkes panik olacak. Babanı arayacaklar. Nasıl izah edeceğiz? Kızınız öğle uykusundayken ortadan yok oldu diyecekler. Bir kere her zaman önce seni ararlar. Sen sihirli küreden bakarsın, nerede olduğumu bulursun. Ya ben müdahale edene kadar çok geç olursa? Ya sen uyur gezerken
geri dönüşü olmayan sihirler yaparsan? Ya sen ölür gezerken seni başıboş sanıp kaçırırlarsa? Beni kreşten alamazsın anne. Orası en sevdiğim yer. Günaydın Toprak. Ah aşkım, kahvaltıyı hazırlamamışsın. Ay Toprak'la sohbete dalınca unutmuşum. Şimdi hazırlarım. Hiç problem değil aşkım, hiç problem değil. Şimdi ben Toprak'la beraber köşedeki fırına girerim. Birer tane simit alırım. Değil mi? Ondan sonra seni kreşe bırakırım. Ondan sonra da artık baba işe gider. Oldu mu? Oldu. Aferin sana. Hadi o zaman doğru odaya giyin gel. Hemen geliyorum. Ay aşkımızın meyvesi. Başıma geldi. Canım neyse abartmayalım. Madem çocuk bu kadar istiyor mani olamayız. En azından sihirli küreden kreşin uyku saatinde Toprağı takip edebiliriz. Aslında hiç de fena fikir değil. Canım değil de Taceddin'cim. Yani olmaz olmaz. Hepimizin aynı anda işi çıkmış olabilir. Ne bileyim gözden kaçar bir şey olur. Hani risk risk. Aa, başka bir önerin var mı? Çocuk istiyor ayol. Onu bu istediği şeyden mahrum mu edelim? Ayrıca periler heyeti başkanı olarak sen daha iyi bir çözüm getir bakalım. Bizim elimizden bu kadar geliyor canım. Fırsatını buldun ya lafını sokuşturuver hemen. Sanki bir çözüm yolu olsa biz çözmeyeceğiz. Yok işte yok. Uyur gezerliği düzeltecek bir sihir yok yok. Ah benim şatomda bana bağıramazsın. Yeter al şatonu ne halin varsa gör. Ah yalnız işin düşünce yardım istemek için beni arama olur mu? Ya torunun durumunu düzeltmek için yardım etmeye çalışıyorum şu yaptığına bak. Bir gün nankörlük etme be kadın. Bir gün nankörlük etme. Yine kırdın kadının kalbini. Yahu sende hiç vicdan yok mu? Bana onu korumaya çalışma. Yoksa seni külliyen onun yanına gönderirim. Ah benim dertli başım ah. Bu kadın hiç akıllanmayacak mı? Çocukları dövüyordu, beni dövüyordu. Ben de ne yapayım sonunda boşandım dedim mecburen. Yani geçinmek çok zor. Biliyorum ama Betüş Hanım'a açtım derdim. O zaman dedi ki gel biraz kafede çalış. Dedi. Evde de çalışıyorum. Böylece çift maaş alıyorum. İleride ben inşallah kendi başıma kiraya çıktığım zaman zorlanmayacağım. Şimdi ablamın yanında. Kolay gelsin. Ah, dudağım teyze hoş geldiniz. Ben size Betüş yok mu? Lavaboda sesleneyim. İyi. Ah geldim. Ah hoş geldin anneciğim. Nasılsın? İşte. Aa ne oldu? Otursana anne gel. Perihan'a kırıldım. Ah hayırdır inşallah. Her zamanki gibi kalbimi kırdı. Her zamanki gibi önce sen onun kalbini kırmış olmayasın anne. Hayırdır inşallah. Ben sizin aranız hep iyidir diye biliyorum. Sen de birazcık her şeyi bilmeyiversen olmaz mı? Affedersiniz Duda Hanım teyze. Betüş Hanım ben gidip çarşıdan anlayacakları alayım bari. Tamam canım. Şey kasadan para al olur mu Firuze? Sağ ol Firuzeciğim. Anne ne oldu anlatır mısın? En son giderken de bana bir daha nankörlük etme. Bir daha nankörlük etme dedi. Tamam anne anlıyorum ama kusura bakma yine sen haksızsın. Ha, ben mi haksızım? Ben mi haksızım? Hı. Keşke Perihan sizin ananız olsaymış. Ay niye böyle söylüyorsun anne? Şimdi ben sana kötü bir şey mi söyledim? Hayır hiç kötü bir şey söylemedin. Hiç kötü bir şey söylemedin. Bir gün sen, bir gün Eda, bir gün baban. Ne zaman bir şey olsa hep Perihan'la birlik olursunuz. Onun tarafını tutarsınız. Ama bir gün ben bir şey yapsam bana karşı cephe alırsınız. Gene Perihan'ı haklı bulursunuz. Hep böyle mücadeleyle geçti benim hayatım canım. Aa bıktım artık. Anne lütfen. Sen de bizi ne kadar üzecek şeyler yaptın. Bize yaptığın kötülükler hatırlatamayacağım kadar çok. Ne yaptım ha? Söyler misin? Ne yaptım ben? Evet bir şey yaptım. Benim bir suçum var. Çünkü ben bir hayal kurdum. Kızlarımın perilerle evlenmesini istedim. Ama siz ne yaptınız buna karşılık? Gittiniz masallara bile konu olacak insanlara kaptırdınız kendinizi. Aşık oldunuz onlarla evlendiniz. Benim hayatımı mahvettiniz. Müşterileri de rezil oldum. İşte sen de o günden sonra zaten bir peri gibi değil tıpkı bir cadı gibi davranmaya başladın. Bana bak Betüş bana cadı deme. Bana cadı deme o kelimeyi kullanma hiç hoşlanmıyorum. Benim de üzüldüğüm şeyler var tabii.
Eğer siz fanilerle evlenmeseydiniz, benim torunum da fanilere has olan bir hastalığa, uyur gezer hastalığına yakalanmayacaktı. Ne yapacağız şimdi, söyler misin? Tedavisi de yok. Bu işi nasıl halledeceğiz bilmiyorum ki. Uyur gezer haliyle sihir mi yapacak torunum? Ya da biz her dakika merak içinde bekleyecek miyiz acaba başına bir şey geldi mi diye? Ay anne, ben de çok üzülüyorum. Sahi babamla konuştun mu? Yani bir çözümü yok muymuş bunun? Var, var. Uzun süren psikolojik tedavi. Psikiyatrist mi, psikolog mu ne, birine gitmesi gerekiyor. Ama ben Dudu'nun torunu deli dedirtmem. Dedirtmem. Ve ben dedirtmedim mi de dedirtmem. Düzgün konuş ve hareketlerine dikkat et. Siz de o zaman yayılmayın abi. Merdivenlerden biz de geçiyoruz. Bak. Ne var? Ya Cem, tamam sinirlenme, haklı. Adam gibi söylesin o zaman. Sen benimle adam gibi konuş, ben de sana kibar davranayım. Ceren. Ya ne oluyorsunuz, ne? Her zamanki mesele. Yine telefonda uzun konuştuk diye mi kızdı? Evet. Babama söyledi. Ben bunu Kerem'le kaç saat konuştuğumu söyledim, kavga çıktı. Ya evden okula kadar serviste birbirimizi yedik. Yence, dün biraz fazla konuştuk. Babam bir şey dedi mi? Evet. Telefon faturası gelince bu konuyu bir daha tartışacağız dedi. Galiba harçlığımdan kesecek. Tuğçe, artık bir şeye karar vermemiz gerekiyor. Ya harçlığımı alıp hafta sonunda kafeye, sinemaya falan gideceğiz. Ya da harçlığımı alamadığım için hafta sonları evlerimizde oturup telefonla konuşmaya devam edeceğiz. Telefonu kısa kullanalım. Hem zaten baksana, her şeyi telefonda konuşmaktan okulda konuşacak başka bir şey yok. Oturup müzik dinliyoruz. Bir de utanmadan gülüyor musun? Hadi gel gel, barışalım. Çekil, istemiyorum. Aa, nereye? Çileye bakacağım. Ama niye? Barışmazsan barışma. Of of! Ya Buket, üzülme. Öğretmene söylersin, çalışamadım dersi. Merhaba. Merhaba. Nasıl geçti ders? İyi işte. Masallar işlediniz mi? Yok, o bu ders. Türkçe dersine şimdi gideceğiz. Hmm. Siz hangi masalları çalıştınız? Hansel ve Gretel. Sen Buket? Kurbağa Prens'e çalışıyordum ama bitiremedim. Neden? Bahçesindeki kurbağalardan birini acaba prens olur mu diye öpmüş. Ne? Ya sadece merak ettim. O sırada annesi yakalamış, elinden kitabı almış. Sen böyle kitaplardan kötü etkileniyorsun demiş. İyisi çalışamadım işte. Öğretmenim bir şey derse söyle, annen izin vermedi. Böyle zararlı şeyler okumayacakmışım de dedi. İyi de masalların neresi kötü olabilir ki? Adı üstünde masal yani. Abla, öğretmenimiz geldi. Affedersiniz öğretmenim, iyi dersler. Önemli değil Ceren'cim, sana da iyi dersler. Oturabilirsiniz çocuklar. Afiyet olsun, yine bekleriz, iyi günler. Anneciğim, kahven. Ay çok teşekkür ederim. İşine engel olmuyorum değil mi? Yok canım, zaten fazla gelen insan yok. Baksana sakin. Gelebilir miyim? Ah,
Gel Firuze, gel, gel. Ay özür dilerim, sana biraz kaba davrandım. Asıl ben özür dilerim. Bazen böyle istemeden her şeye maydanoz oluveriyorum. Anne, Firuze ne kadar güzelleşti değil mi? Çok çok, burada çalışmak yaramış. Yok canım, abartmayın, utandırmayın insanı. Aa, mütevazi olma. Güzelliğinin farkına var. Farkına varsan ne fayda Duda Hanım teyze, Allah çirkin şansı versin. Aa, öyle deme. Ne oldu yani, boşandın diye her şey bitti mi? Aa, şu Suzanların tanıdığı beye ne oldu? Ha, Rıza beyler. Anneciğim şimdi Suzan doğum falan yaptı ya, başka telaşları var onların. Pek görüşemiyorlar tabii. Rıza beyler de gelmeyince Firuze de karşılaşamıyor. Karşılaşmak ne demek ayol? Arayın sorun birbirinizi. Vermedim ben telefonumu falan, aramasın, ayıp. Sen ara kızım, hani hatır sormak babında. Biz eskiden öyle yapardık. Arayamam da soramam da, o daha da ayıp. Aa, sen bu kafayla gidersen evinde oturur görücünün gelmesini beklersin. Ayol iyi huylu efendi bir adam bulmuşsun. Belli ki o da senden hoşlanmış. Ne var bunda, arayın sorun birbirinizi. Bizde ters öyle şeyler Duda Hanım teyze. Biz burada kenarda oturur kısmetimizi bekleriz. Olursa olur suyu, olmazsa bulgur suyu. Ne? Hello, ben geldim. Kimler gelmiş canım, güzel anne? Ay Suzan'ım çok özledik ayol. Hadi oradan kız, geldim diye gözümün içine bakıyorsundur. Bir de çok özledik sizi diyor. Ama hiç merak etme şekerim. Heh, ne buraya yazıyorum. Oğluşum kırkını doldursun, o günün sabaha geleceğim, görevimi başındayım. Bırakmam sana buraları. Aşk olsun Suzan Hanım, ne biçim konuşuyorsun öyle ya? Ama gel buraya kız, şaka yapıyorum, ne haber? Dudu teyze, nasılsın? İyiyim, neşen yerinde, şen şakraksın. Aa, yok canım, bakmayın böyle göründüğüme. Aslında feci derecede sinirlerim bozuk. Ondan böyle gülüyorum. Aa Suzancığım, niye bozuyorsun sinirlerini? Bak daha yeni bebeğin doğdu. Tadını çıkar hayatım. Ya evde anne gibi bir koca, Mevlibe Hanım gibi bir halan olduğu sürece insanda neslinin ne kas, hiçbir şey kalmıyor. Vallahi çarptım kapıyı, çıktım geldim. Ay burama kadar getirdiler artık. Hayırdır inşallah? Neler oldu ayol? Bu Mevlibe hala var ya, vik vik vik. Annenin başına habire geliyor, şu karnı sustur, birazcık erkekliğini göster diyor. O da benim başıma horozlanıyor. Ay Mevlibe Hanım hala benim oğluma Mustafa Avni de Avni diyor. Ya şu çocuğun adını öğrenemediniz dedim. Onun adı Efecan dedim. Oğluma Efecan diyeceksiniz dedim. Anlatamıyorum. Benim sinirim tepeme çıkıyor tabii. Bundan sonra bu çocuğun adını doğru söylemeyene çocuğu sevmek demek yok. Dokunmak yasak dedim. Kavga kıyamet tabii. Sen hala bunu doldurdukça, bu da benim başıma horozlandıkça, ay buramıza kadar geldi ayol. Vallahi billahi ne yapacağım bilmiyorum. E netice ne? Kim kazandı? Vallahi şimdilik resmen çocuk Avni'di Dudu teyze. Resmen el koydu benim oğluma. Vermiyor bana yavrumu. Altını o değiştiriyor. Efendim o uyutuyor. Benim sütümü de vakumla poşetlere koydurttu. Yani beslenme işini de kısmen o hallediyor. Vallahi şuraya geldim ki acık stres atayım da enerji toplayayım, tekrar eve döneyim, asayiş Berkemal olaylarına gireyim dedim. Sizin anlayacağınız daha savaş baltaları mı yeni çıkardım. Tomahawk füzeleri fırlatacağım. Aman da oğlum benim, aman da oğlum benim. Aa bak kuş geçiyor, kuş. Ayda nereden göreceksin, sen kendin kuş gibisin zaten. Bu var ya, aynı sana benzeyecek. Tıpkı senin bebekliğin, gör bak. Aman Allah söyletti Allah'cığım, inşallah. Öyle değil mi oğlum, bana benzeyeceksin değil mi? No, hiç tepki vermiyorsun, kalbimi kırıyorsun ama. Her şeyi benzesin de teleskop merakı benzemesin. Aman aman aman, orada duralım halacık, orada duralım işte. Bak babasının ne merakı varsa oğlunun da aynı merakı olacak. Babası teleskopla bakıyorsa oğlu da teleskopla bakacak. Ama şimdilik küçük olduğu için o mikroskopla başlayacak. Ay yüreğime inecek, kalpten gideceğim. Hiçbir yere gitme halacığım, şaka yapıyorum şaka. Oğluma böyle şeyler almayacağım. Yemin et. Ya ne gerek var, söz verdim, almayacağım. Görürsün bak, almayacağım. Sahiden düzeliyorsun sen. Tabii düzeliyorum halacığım. Artık hayatımdan çıkarıyorum bu teleskobu. Yani hayatımı mahvetti bu teleskop. Suzan'la ilişkimi bozdu canım. Zaten kimseye kanıtlayamadım perileri. Zaten yoklardı. Bak orada duralım halacığım. Orada duralım, varlardı. Hala da varlar da ben kanıtlayamadım. Olmadıklarını kabul et, bu bahsi kapatalım. Tamam, tartışmayalım halacığım, tartışmayalım. Dünyada başka önemli mesele kalmamış gibi perilerden bahsediyoruz. Ha bitti artık bu periler, bahsetmek istemiyorum. Benim için artık önemli olan oğlum, oğlum.
oğlumun bu eve getirdiği sihir dünyadaki bütün sihirlerden önemli. Bak inanmıyorsan al şu teleskopu çöpe at. Ciddi misin? Ciddiyim halacığım, bak sen yapmazsan ben alıp atacağım ha. Ya Rabbi şükür bugünleri de gördüm. İyi güzel de hala atmadın halacığım. At şunu gitsin hayatımızdan canım. Atıyorum. At. Bak atıyorum, sonra geri isteme. Aman halacığım at Allah aşkına at. Parçaları ayır da at hadi. Atıyorum. Oh oh gitti hayatımızdan. Bundan sonra tek sen varsın benim hayatımda. Oğlum benim oğlum. Bak sana masallar anlatacağım. Perilerin yalnızca masallarda olduğunu anlatacağım, tamam mı? Yine de sen Dudu Hanım'a dikkat et. Her şey yolunda gitmiş. Vece'de olanları hiç fark etmemiş. Fakat Rapunzel bir gün boş bulunmuş. Anne, benim saçlarıma neden prens daha hızlı tırmanıyor diye soruyu sorunca bütün olanlar ortaya çıkmış. Seni rezil kız, beni nasıl aldattın? Ben seni dünyadaki bütün kötülüklerden korumaya çalışıyordum diye bağırmış. Rapunzel'in saçlarını tuttuğu gibi kesmiş ve onu çok uzaklara bir çöle göndermiş. O gece cadı kalede kalıp prensi beklemiş. Prens gelmiş. Rapunzel, Rapunzel uzat o saçlarını demiş. Cadı Rapunzel'den kestiği saçları prense uzatmış. Prens de hiçbir şey farkına varmadan yukarıya tırmanmış. Prens üzüntüsünden kendini pencereden atmış. Ama ölmemiş. Yalnızca kulenin dibindeki dikenler prensin gözüne batmış. Yıllarca kör bir şekilde Rapunzel'i ormanda dolaşarak aramış. Ve sadece bitki kökü ile yabani yemişler yiyerek yaşamını sürdürmüş. Derken bir gün prens Rapunzel'in yaşadığı çöle varmış. Uzaklardan şarkı söyleyen tatlı bir ses gelmiş kulaklarına. Rapunzel, Rapunzel diye seslenmiş. Rapunzel prensin karşısında görünce çok sevinmiş ve bir çığlık atmış. Rapunzel'in iki damla gözyaşı prensin gözlerine akmış. Bir mucize olmuş. Prensin gözleri açılmış ve tekrar görmeye başlamış. Birlikte prensin ülkesine gitmişler. Halk onları sevinçle karşılamış ve mutlulukları ömür boyu hiç bozulmamış. Bitti öğretmenim. Teşekkür ederiz canım. Arkadaşınızı alkışlayın çocuklar. Aferin Bilgeciğim. Yerine geçebilirsin. Evet. Uketçiğim şimdi de sen anlat bakalım. Masalın neydi? Kurbağa Prens. Ama ben çalışamadım öğretmenim. Neden Buketçiğim? Annem izin vermedi. Neden? Anlatmak istemiyorum öğretmenim. Hem belki de bütün sınıf buna güler. Ben anlatmanı istiyorum ama. Ve eminim anlatırsan arkadaşların da sana gülmeyecekler. Evet ya Buket, anlat. Bence de anlatsın öğretmenim. Anlat, 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 anlat. Sessizlik. Buketçiğim seni dinliyoruz. Ben dün akşam üzeri bizim bahçede bir kurbağa yakalayıp öptüm. Bunu niye yaptın? Ya öpünce... Ya kelimesini kullanmıyorduk. Öpünce prens olacak mı diye merak ettim. Tam o sırada annem gördü. Ciyak ciyak bağırdı. At o elindeki kurbağayı. Mikrop kapacaksın dedi. Kulağımdan çeke çeke eve götürdü. Niye böyle bir şey yaptığımı anlattı. Masalda okudum dedim. Annem de elimdeki kitabı alıp sakladı. Bir daha masal falan okumayacaksın dedi. O zaman sana bir şey soracağım ama bana lütfen dürüst cevap ver. O kurbağayı öpünce gerçekten prens olacağını düşündün mü? Tabii ki hayır öğretmenim. Ama insan merak ediyor. Ne bileyim işte. Olsa güzel olmaz mıydı? Yani ne değişik bir şey olurdu. Tabii ki de olmadı. Zıplaya zıplaya gitti. Kurbağa kurbağa işte öğretmenim. Peki çocuklar, sizin de aranızda okuduğum masallardan etkilenip değişik şeyler deneyen var mı?
Yok ama sihirlerimiz olsun isterdik. Mesela ben peri olmak isterdim ama hepimiz perilerin olmadığını biliyoruz. Dur be kızım, annem belki bizde bir masalızdır dedi. Aa, öğreten bakıyor. Başka? Mesela cadı olmak isteyen oldu mu aranızda? Veya uyuyan güzel ya da yedi cücelerden biri? Öğretmenim, tabii ki aramızda oynarken onlardan biri olmak istiyoruz. Özellikle de kızlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü onlar birer kahraman. Güzel kızlar uyuyan güzel oluyor mesela. Çirkin olanlar da cadı. Küçük olanlar da cüce oluyorlar. Ya da biz dizlerimizin üzerinde yürüyerek cüce oluyoruz. Ama bu bir oyun. Hepimiz biliyoruz. Çok güzel anlattın. Teşekkür ederim Kaan'cığım. Hepiniz böyle mi düşünüyorsunuz çocuklar? Evet öğretmenim. Güzel. Masalların sadece masallardan ibaret olduğunu, perilerin, cücelerin, devlerin, hepimizin hayallerini süsleyen, zaman zaman iyiliği, zaman zaman kötülüğü simgeleyen birer kahramanlar olduğunu unutmayalım. Sizler zaten işin doğrusunu biliyorsunuz. Ama ben sırası gelmişken sizlere ilk ve son defa bir şey söylemek istiyorum. Sakın, ama sakın kurbağaları öpmeyin. Elmaları da sihirli zannedip yemezlik etmeyin. Buketçim, annene söyler misin lütfen yarın okula gelsin? Kendisiyle bir görüşmek istiyorum. Suzan. Daha iyi Suzan'cığım, sen ne alemdesin? Ay ne olsun kız, hepimiz kafede toplaştık. Vallahi Firuze, Betüş, annen, herkesler burada, bir sen yoksun, çık gelsene kız. Ay nasıl isterdim bilemezsin Suzan. Ama evde ilgilenmem gereken çok önemli bir işim var. Aa, zorla şartlarını, çık gel bak, kahveler kapatıldı, fallar bakılıyor. Vallahi bir sen yoksun. Yok, ben bugün gelemem, beni hiç ellemeyin. Belki daha sonra seni evde ziyaret ederim, olur mu? İyi peki, öyle yap. Bak gel ama, ekmek yok ha, tamam mı? Hadi ben tutmayayım seni, mühim işlerim vardır. Hadi canım, hoşça kal. Hoşça kal. Ay, benle konuşuyordu ama sanki aklı başka bir yerde gibiydi. Ay, bunun kocasıyla falan bir sorunu yok değil mi? Maalesef yok. Allah canını almasın Dudu teyze. Sahi Eda niye evde bugün? Ay sen şimdi bırak Eda mi? Haydi ver bakayım şu fincanını kız, neler göreceğiz. Plop diye açılmasıyla, vallahi boyuyla, posuyla bizim Rıza abiyi gördüm. Bak bak, vallahi gördüm kız. Bak sana söylüyorum, 3 vakte kadar seni istemeye gelecek. Bismillah, nereden gördün şimdi onu? Aa, kız kahve bahane. Bak ne diyeceğim, dün telefonla beni aradı. Dedi ki, ben Firuze'yi istemeye gitmek istiyorum dedi. Ne dersin dedi, bana danıştı. Ne? Ya bak sana söylüyorum kızım, haftaya bize bir gün ayarla, mübarek cuma günü seç ama, tamam mı? Hayırlısıyla çikolata çiçek kapındayız. Kalktı. Zamanında bir yere gitmeden bu sefer atlattık. Yine mi? Hayır, öğretmeni gelecek, göremeyecek, açıklayamayacağız. Ben yetiş.
yetişemeden gitti. Ay ben şimdi bu kızı, ay ben bu kızı şimdi nerede bulurum? Kimden arar, kimden sorarım? En iyisi sihirli köreden bakayım. Ayol bu uyur gezer değil ki. Uyur gezer uyur. Uyuyor, kalkıyor, ilk gittiği yerde tekrar uyuyor. Ah Toprak. Bak gördün mü, öğretmeni durumu fark etti. Ay, ilk beni arasa bari. Alo. Evet ben Toprak'ın annesiyim. Buyurun. Hayır, hiç merak etmeyin. Toprak kreşten çıkıp eve geldi. Evde uyuyor. Yok, yok. Sizin kabahatiniz değil canım. Ben biliyorum, benim çocuğumun haylazlığı. Kendinizi kötü hissetmenize gerek yok ama... bundan sonra biraz daha dikkat ederseniz sevinirim. Tamam, tamam. Teşekkürler. İyi günler. Rica ederim, rica ederim. Bazı durumlarda yalan söylemeyi hiç sevmiyorum. Hiç ama hiç. Hayatta bir tek şey için yalan söylemek zorunda kalıyoruz. O da peri olduğumuzu gizlemek için. Ne fena. En azından şunun için sevinmeliyiz ki... bunun dışında herkese karşı dürüst olduk. Onlara iyi davrandık. Öyle değil mi hayatım? Perihan teyze, öyle de sen nereden çıktın? Hayatım, ben de şatomdaki sihirli aynadan bu ufaklığı izliyordum. Başına bir şey gelirse hemen yardım edeyim diye. Ama sen benden önce davrandın anneciğim. Perihan teyze, o kadar işin arasında toprağı ihmal etmiyorsun ya... sana nasıl teşekkür edeyim bilmiyorum. Hayatım, sevdiklerimin çocukları benim de çocuğum sayılır. Edacığım, sen anneni boş ver kızım. Bu çocuğu bir an önce psikoloğa götür. Bu rahatsızlığından kurtulsun. Götüreceğim, götüreceğim. O işi ihmal etmeye hiç niyetim yok. Bu arada annemle aranız gene bozulmuş. Ne zaman düzeldi ki? Ay ben çok üzülüyorum ikinizin bu durumuna. Benim gözümde ikiniz de kardeş gibisiniz. Hiç farkınız yok. Ama Perihan teyze, annemi biliyorsun. Annem biraz tuhaf. İdare edeceksin artık. O seni kıskanıyor, kıskanıyor. Sonra şatoda tek başına düşününce pişman oluyor ama işte. Hayır canım. Annen bana ihtiyaç duyduğu zaman benimle barışır. Öyle deme Perihan teyze, ama seni çok seviyor. Ben biliyorum. İnan bana. Ama işte kıskanmadan da edemiyor. Onu ilk gördüğüm yerde söyleyeceğim. Anneannelik böyle olmaz ki. Bak benim çocuğumla ilgili bir problemim var. Anneannesi ortalarda yok. Betüş'ün kafesine gitmiş. Ama bu arada sen benimle ne kadar çok ilgileniyorsun. Ona soracak olursan her derdim olduğunda o yanımda. Ama nerede işte? Her şey lafta. Bak görüyor musun, etrafta bir dudum yok. Boş ver Edacığım, boş ver. Anneciğim böyle bir kadın işte. İyi kadın, hoş kadın ama birazcık bencil. Kötü bir kadın aynı zamanda. Yani ben de biliyorum, kötü olmak istemiyor ama yaptıkları sonucunda kötüymüş gibi gözüküyor. Ya derdi bizi kocalarımızdan ayırmak. Senelerdir bu bitmedi. Ya bazen bana peri değil de cadıymış gibi geliyor. Hani şu masallarda bizim korktuğumuz, sevmediğimiz korkunç cadılar var ya. Duymasın ama bazen bana öyleymiş gibi geliyor. Ay çok merak ediyorum. Acaba sihirleri olmasa ne yapacak? Cadı deme Edacığım, cadı deme. Annen her zaman kendi istedikleri olsun istiyor. Ve böyleleri faniler arasında yok mu? Dolu. Aradaki tek fark ne biliyor musun? Annenin sihirleri var, fanilerin kurnazlıkları. Yani netice aynı kapıya çıkıyor. İstediklerini elde edebilmek için her şeyi göze alıyorlar. Dostana, danalar girmiş bostana, kobostancı danayı yemesin abini Mustafa'yı. Hmm,
İşte bu çok kötü. Sen ne de olsa bir büyücüsün. Belki de bu işi sihirle halledebilirsin. Dur. Bekle. Ama diyelim ki o altına geldim. Şu sözünü ettiğin benekli ağaç kovuğunu nerede bulacağım? Aa, onu görür görmez tanıyacağına eminim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yapabilirim pekala. Ben bugün öyle kapıyı çarpıp gittim ama size bir şey sormam lazım. Sor. O kapının önündeki çöp torbasının içindeki şey teleskop mu? Teleskop, ondan işte. Avni'ninki. Başka kimin teleskobu var sanki? Ha, inanamıyorum da onun için soruyorum. Bozuldu da mı attı? Hayır, keyfinden attı. Bir daha bakmayacakmış ondan. Avni, bir gün kocan eskisi gibi oldu diye bana dua edeceksin ama çok geç olacak. Arkamdan rahmet okursun artık. Öyle deme hala ya. Ben kendini topla diye Avni'nin başının etini yemesem, sen şimdi burada ayağında bebeğini sallıyordun, Avni de buradan perilere bakıyordu. Ben Avni'ye erkek ol, adam ol derken sana diş göstersin diye demiyorum. Benim bir ayağım çukurda zaten. Yarın öbür gün bu diyardan göçüp gideceğim. Bir evladınız oldu. Ona mutlu bir aile bırakayım diye uğraşıyorum. Hayır. İnanmayacaksın ama sana inanıyorum hala. Avni nerede? Odada. Git de bak. Bebeği yıkadı. Misler gibi kokuyor. Ay canım, say mı? Ay hala. Sağ ol ya. Gel. Ha canım. Oo canım. Ben gideyim şunlara bir bakayım. Hadi git de bak. Avni, biliyor musun hayatım? Sen muhteşem bir koca, çok da iyi bir baba olacaksın. Affedersin. Merhaba anne. Merhaba. Öğretmenim, biz de sınıfta kalabilir miyiz? Biz yalnız konuşalım, daha iyi olur. Peki, hadi gelin. Şöyle buyurun Nergis Hanım. Kusura bakmayın, sizi buraya kadar yordum ama dün Buket'in söylediklerini gerçekten ciddiye aldım. Ah, hiç laf anlamıyor öğretmen hanım. O kitapları okuyor, kendini peri sanıyor, kurbağaları prens sanıyor. Acayip şeyler, kendini kaptıracak diye ben korkuyorum vallahi. Çocuklarımız gayet akıllı çocuklar ve inanın bana neyin gerçek, neyin gerçek olmadığını gayet iyi biliyorlar. Ah, demesi kolay. Siz bir de onları evde görün. Sizi, ya endişelerinizi anlıyorum ama onun elinden kitabı almanız doğru bir çözüm değil. Bir masalın eksik okunması hiçbir şey değiştirmez. Burada yapmanız gereken tek şey ona masalla gerçeğin, hayalle gerçeğin farkını anlatmanız. Bazı şeylerin hayal ürünü olduğunu anlamasını sağlamanız. Anlar mı? Kafası basar mı? Etrafta da böyle garip şeyler. Harry Potter mıdır nedir? Bizimkisi o filmi seyredecek diye yırtındı. Bir de bizim komşunun oğlu Harry Potter'a benziyormuş. Sen git çocuğa sihir yapıyor musun diye sor. Etkileniyor işte bu çocuklar böyle. Bir şey sorabilir miyim? Acaba siz çocukken hiç masal okudunuz mu? Çok. Hepsini bilirim. Mesela? Pamuk Prenses,
Kül kedisi, kırmızı başlıklı kız. Ne güzel, hepsini hala hatırlıyorsunuz. Herkes gibi biz de onları okuyarak büyüdük. Ben de öyle. Peki küçükken en sevdiğiniz dizi neydi? Bir tek TRT vardı o zaman. Uzaylı Zekiye diye bir dizi vardı. Ben onu çok severdim. Bir de neydi? Bir kadın vardı. Burnunu oynatırdı sürekli. Her şeyi yapardı öyle. Tatlı cadı, tatlı cadı. Samantha, Samantha. Bunları niye soruyorsunuz ki bana şimdi? Peki son bir şey daha soracağım. Sebebini sonra söyleyeceğim size. Şirinler diye bir çizgi film var. Biliyor musunuz? Ay bilmem mi? Bizimki hep onu seyrediyor. Ben de ev işlerini yaparken arada sırada takılıyorum. Orada Gargamel diye biri var. Böyle kötü kötü sihirler yapıyor bazen. Evet, var. Ha, lafı nereye getirmek istediğinizi anladım. Çizgi film canım onlar. Çocuklar onlardan etkilenmiyor. Etkilenmiyor diyorsunuz. Belki de haklısınız. Ama isterseniz olaya bir de şu yönden bakalım. Yani ister çizgi film, ister film, ister dizi, ister kitap olsun. Bütün bunlarda geçen gerçek dışı şeyler, sihirler, periler, cüceler, devler... hepsi insanların hayal gücünü geliştirmek için oluşturulmuş bir takım araçlardır. Bütün bu masalsı kahramanlar tarih boyunca bizlere iyiyi, kötüyü, güzeli ve çirkini anlatmak ve göstermek için yapılmışlardır. Biliyor musunuz, bizler küçükken hayatın içinde zaten var olan iyiyi, kötüyü, güzeli, çirkini, şanslıyı ve zavallıyı bu masallardan öğrendik bence. Masallar iyidir. Onları çocuklarımızdan çalmayalım. Eğer onlara gerçekle gerçek olmayanı doğru bir şekilde anlatırsak, onlar da bu masallarda neyin hayal, neyin gerçeğe daha yakın olduğunu daha iyi anlayacaklardır. Cadılar bir simgedir. Hayatta başkalarına kötülük yapan insanların özelliklerini taşır. Devler de yoktur ama gücün simgesidir. Periler de iyiliğin ve güzelliğin simgesi. Okuduğunuz kitapları, izlediğiniz sihirli filmleri hatırlıyorsunuz. Ve şu an karşımda gayet aklı başında çocuğunu düşünen iyi bir anne olarak duruyorsunuz. Ben de aynı kitapları okuyarak büyüdüm. Ve şu an çocuğunuzu emanet ettiğiniz bir öğretmenim. Beni anlıyor musunuz?